Geçen gün eskiden çalıştığım anaokulun müdürüyle karşılaştım. Tavır yaptım ama adama. Ay benim bir yollayışları vardı işten. Fakat çok şaşırdım. Adam bir alttan aldı, bir alttan aldı. İşte hatamı anladım gibilerinden geldi bana. Allah yüzüme bakardı inşallah tekrar. Hayırlısı. Cemil nasıl olmuş? Kalp krizi mi geçirmiş sahiden? Yok, ben de kalp krizi zannettim de. Doktora hayırdır, tahlil yapmış çünkü. Ha, kan tahlilleri yapılmış yani. Tabii tabii, ben oradayken adam kan tahlil sonuçlarını getirdi. Neymiş? Üzüntü stresi olmuş adam. Allah'ım, beti benzi böyle solmuş herifin. Ben ona o kadar yemek yapıyorum. Hiçbir iyileşme şeyi göstermiyor, ibaresi göstermiyor. Çok şaşır. Başka doktora götürsek biz bunu ya. Sakın. Yani şimdi doktor değiştirmek iyi gelmez. Şimdi bir başkası başka bir ilaç verecek, öbürü başka bir ilaç verecek. Hastanın bünyesi allak bullak olur. Bak ben onca yıl hemşirelik yaptım. Türlü türlü hastalar gördüm. Büyük acılardan sonra insanın kendini toplaması zaman alır. Sen şimdi yemekleri yap götür. Bak 15 güne bir şey kalmaz. Kalmaz değil mi Suna abla? Kalmaz. İnşallah. Yakında kimsenin bakımına ihtiyacı kalmayacak Cemil'in. Ay inşallah. Önce sağlık ya. Vallahi gerisi tırıvırı. Tabii tabii müdür bey. Sempatizm esas. Zaten ben sempatik biriyim. Yani ben güler yüzlüyüm. Tamam efendim. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun sevgiler. Sinan! Ne oldu? Ben tekrar anaokulunda sınıf anneliğine seçildim. Ne diyorsun? Kesin mi? Kesin. Kesin gibi. Şimdi ay heyecan yaptım. Şimdi şeylerle, okul aile birliğiyle toplantı yapacak müdür. Orada iyisiyle kötüsüyle beni alacaklar bizzat. Gıyabımda da konuşma yapılacak. Diyecek ki bu kız mafyözü değil. Bir de benim gidip sempatiklik yapmam lazım tabii okula. Hiçbir şey yapmana gerek yok hayatım. Senin yüzüne bakan zaten hemen anlar senin ne kadar seveceğim bir insan olduğunu. Anlaşılıyor değil mi benim? Sen ne diyorsun? Oradan anlıyor musun sen? Çok sevindim, çok. Bu durumu da hallettiğimize göre müsamereden sonra... Kusura bakmayın ne olur. Hiç huyum değildir ama geç kaldım. Tabii tabii çanta orada kalsın. Yere konunca kısmeti kapanır. Getirdim sizi. Şey komşuma yaptım aslında yalan atmayayım Allah var yukarıda. Ama size kısmetmiş sonunda. Kapı duvar. Çok amansız bir hastalığa yakalanmış. Kitle var bu kadar. Müsamereden sonra küçük bir organizasyon yapalım. Aileler, çocuklar bir şeyler yiyip kaynasın. Kaynasınlar ve de ben de kurabiye yapayım. Kakaolu kurabiye çok güzel yapıyorum. Çok. Biz sizin sadece dikiş diktiğinizi sanıyorduk. Gerçi sadece mafya üyelerine dikiyormuşsunuz ama. Yok canım. Aslında ben dil, din, ırk ayrımı gözetmeksizin... ...bütün renklerimizi, Türkiye'mizi kucaklayarak... ...dikiş dikmeye özen gösteriyorum. Karşılığında silah mı alıyorsun? Çok ayıp ediyorsunuz şu anda biliyor musunuz? Siz niçin beni yargılıyorsunuz? Biz aile olarak maddi açıdan müşkül bir duruma düştük. Şu anda söylerken bile kendimi kötü hissediyorum. Allah kimseyi düşürmesin. Herkes düşebilir, düşmez, kalkmaz bir Allah. Kocam da gitmiş borç almış birilerinden. Bilmiyormuş ki onun mafya olduğunu. Ben de gittim kocamı destek olmak için. Terziyim ben, terzi. Adam mı öldürdüm, insan mı sattım, ne yaptım? Gittim dikiş diktim, onlar da ben de istemem. Ben de istemem tabii böyle vuran, kaçıran insanlara gidip dikiş dikmeyi. Ne iş yapıyor sizin kocanız? Doktor. Doktor, apandisti patlasa birinin ne istiyor? Sicil kaydı mı istiyor? Gel seni dikeyim diyor değil mi? Hayat bu ya. Ayrıca ben çocuklarınıza baktım. Hepinize kendi çocuğum gibi baktım hepinizin çocuğuna. Şimdi böyle pahalı çantalarınızı almışsınız, gelmişsiniz buraya ama... ...yarın bir gün sizin başınıza da gelir bu. Ayrıca ben tekrar sınıf annesi olmak için müracaat ettim. Yasal hakkım bu benim. Ne? Tekrar sınıf annesi mi olacaksın? Yok, yok. Yok hemen değil, hemen değil. Alıştır, alıştır. Ben biraz doldum sizin bu lafınıza da ondan rüyasından kaçırdım. Zaman içinde. Vallahi benim kanım çok tatlıdır. Seversiniz beni yine.
İyi biriyim ben. Niye ben öyle bakıyorsunuz? Ayrıca ben bu etkinliğe yardım etmek istiyorum sizin. Çok içten söylüyorum ya. Tamam. Süslemeleri sen yap. Ama lütfen silaha, külaha bulaşma. Ha Yasemin, merak ettim. Cemil beğendi mi yemeklerini? Cemil abinin kapısı kapalıydı. Çaldım çaldım. Ben de okula geldim. Yani burada yemekleri veririm diye düşündüm ama... Olmaz. Kimseye vermedin değil mi yemeklerden? Hayır, verdim. Ya yani vermedim daha. Neyse, uzun hikaye ama merak etmeyin. Ziyan olmaz bu yemekler neticede. Veririm ben birine. Cemil'in kısmeti o. Yani milletin boğazına kalır, günah. Ha tamam, tamam. Vermedim kimseye. Elimde duruyor zaten. Getiririm eve. Tamam. Hadi görüşürüz. Aa! İyice damat delisi oldu bu da. Ne kadar seviyor. Allah Allah. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.